Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları da aktarmaya çalışacağım. Dün de önceki günlerde de Belmont'ta sıkıntılı sonuçlar aldığımı söylüyorum ki devam ediyor. Yani sonuncu atlar çok rahat 1-2 yapabiliyorlar. Bu bölgenin yarışları bir garip gidiyor. Arada bir favorileri geliyor. O favorileri tek tek getirebilirsek şayet tek atıp kuponlara. Diğer taraflarda tarama yapabilirsek bir ihtimal bir şeyler yakalayabiliyoruz. Ben de mümkün mertebe tek olabilecek safkanların burada görebildiklerimi aktaracağım. Tercih sebebi olarak da sizlere bırakacağım. Çok at yazmanın da söylemenin de bir anlamı yok. Yani bu grubu alıyorum. En alttaki atlar 33 kalite puanı vermiş at birinci oluyor. Ekürler 1. Çıkan atlar yok idi aldığımda. Henüz çıkmadılar. Çıkacaklar mutlak vardır. Pist değişikliği oluyor. Artık bunların takibini size bırakacağım. 2-4-10 arasında bir yarış gördüm. Birinci koşuda şartlı dişi. Gene sürpriz çıkartabilecek bir ayak. Hani direkt burada tek önereceğim safkan yok. İkinci koşu şartlı mücadele. 6 ve 3 arasında bir yarış gördüm. 6 kazancı yüksek ara vermiş. 3 de kalite puanı yüksek bir safkan. İkisi arasında bir yarış gördüğümü aktarabilirim. Ve diğer atlar tabii onların hiçbir için gelmez demem. Tek kullanmıyorsanız mümkün mertebe bütçeniz oranında yazmanız gerekiyor. Tabi kalite puanı yüksek veren atlara dikkat edin her zaman için. Üçüncü koşu şartlı dişi. Burası da sürpriz çıkartabilir. Dişi yarışıdır. 1 ve 5 arasında bir yarış. Kazancı yüksek ve kalite puanı yüksek. 2 safkan. Birinin kazanmasının bu normal sonuç. Ve diğer atlar herhangi birinin gelmesi şaşırtmıyor artık beni. Hepsinin de geliri var gördüğünüz gibi. Grup birbirine çok yakın. Dördüncü koşu şartlı dişi mücadele. 4, 8 ve 2 arasında bir yarış. Görebildiğim bu. Normali bu. Bitmesi gereken normali bu. 4 yaşının avantajlı olan yaş atları. Kalite puanı yüksek veren atlar. 3'ü birden enseye basıp sonuncu atlar geliyor. Elim kolum bağlı kalıyor arkadaşlar. Şaşırıp kalıyorum yani. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç dediğim gibi. Beşinci koşu şartlı mücadele. 9 ve 6. 9 son iki yarışı çok ikinciliklerle formda olduğunu gösterir. Kalite puanını düşürmemiş. Grubun kaliteli atı 7 yaşına rağmen kaliteli safkanı son yarışı kötü olmasına rağmen 9'u geçebilecek kapasitesini gördüğüm için rakip olarak öneririm. 9'a rakip 6 öneririm. 9-6-6-9 birinin kazanması normal sonuç. Ve kalite puanı yüksek veren atlar var. İyi durumda atlar var. 66'lı 8 ekürler 70'lik 7. Hani çok at yazıyorsanız bu atları da ihmal etmeyin derim. 11-3 gibi. Dün 46'yı veren atı getirdiler. 4 numaralı safkan gibi bir at geldi. Birinci o oldu. Sondan birinci, sondan ikinci de ikinci oldu. Ne diyebilirsiniz? Stakes dişi açık yarış bu yarış. 6. koşu 10 numaralı safkan. 62 kalite puanıyla yarış görme avantajıyla favori kazanabilir bakın. Tek olabilir bu safkan. Ve diğer atlar 1-9 kalite puanı yüksek veren safkanlar grupta. 7. koşu 8 numaralı safkan ikincilikleri kalite handikap puanını düşürmemesiyle tek olabilir bu safkanda kazanabilir. Ve diğer atlar artık hani kazancı yüksek olan iyi koşar durumda olan atlar 4, 6, 10 bakın bunlar iyi koşan atlar. Grupta kalitesi yüksek olan safkan 3, 11, sürpriz 1 çok at yazıyorsanız ve diğer atlar yakınlar birbirlerine. 8. koşu 5 nolu safkan. Burada grup kalite handikap puanı, yaş avantajı bu safkanda Rat Ortiz'de kazanabilir. Tek olabilir bu safkanda. Görebildiğim bu. 6 Luis Suarez'in son yarışını kazanan atı. Aynı çıktılar. 6 2 kalite puanından kazancı yüksek kaliteyi düşürmüş gördüğüm 3. Yanına at yazmak isteyen arkadaşlara. Son koşu 9. koşu. Bu da stakes açık bir yarış. 3 yaşların
Stakes koşusu. Kalite handikap puanı yüksek veren. Son yarışı üçüncülük olan 13 nolu Safkan. Tabi bunlar yarıştan çıkmazsa şanslı Safkan görebildiğim tek olabilir. 14. 3. 4. 10. Gene kalite puanları yüksek olan. Yarış görüp düşürmemiş kaliteyi. 8 gibi atlar. Çok at yazıyorsanız öneririm. Irat Ortiz böyle açık yarışlarda iyi at sürer. AGF çıkmazsa iyi sürer. Luis Saez iyi at sürer. Çok enseye basıyorlar arkadaşlar. AGF'ler çok kötü enseye bastırılıyor. Ayarlı yani, dikkat edin. Bütçelerinizi o yüzden hiçbir zaman için aşmayın derim. Keyifli yapın. En azından ben tabloyu vermiş olayım. Tek olabilecek atlara direkt gittim ki en fazla faydam böyle olacak. Yani şuraya 10 tane at yazsam 11. 12. atlar gelir. Önersem boş öneriyorum yani. Garip. Buranın yarışları. Belmont kötü. Diğer yerlerde normal gidiyor. Belmont'ta bir türlü ayarı tutturamadık. O yüzden de tabloyu vermekte bazen çekiniyorum ama işe yaradığı zamanlar da oluyor bazı koşularda. O yüzden değerlendirmeyi alabilirsiniz derim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.